Herkese merhaba arkadaşlar, ben Burak Saat. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere detaylı ürün analizi nasıl yapılır? Bir ürüne girerken işte marka veya firma bizi şikayet eder mi? Bu ürünü satabilir miyiz? Satmak için kriterler nelerdir? Gibi sorulara cevap niteliğinde bir video ile çekmek istedim. Hızlı bir şekilde kerahsız ürününden başlayacağım. Kerahsızın satılan zaten çok farklı birçok ürünü var. En pahalısı şundan başlayalım. Bu üründe satılabilir, satılamaz. Bunu nasıl anlayabiliriz? Öncelikle ürün satıyor mu? Buna bakmamız lazım. Yani Helium'dan'a tıklayıp X-Ray'den ürün aylık satış adedine bakmamız lazım. Bu ürün aylık 339 adet satıyormuş. Yani güzel bir satışı var. 100-150 ve üstü satan ürünler güzeldir. Bir sorun teşkil etmez. 54.50 dolara satılıyormuş. Cirosu bir aylık 18.475 dolarmış. BSR'si, bestseller rank, yani satış sıralaması 57.000. sıradaymış büyük kategorisinde. Bu BSR 100.000 ve altı olması lazım. Fiyat zaten ürün satılan bir ürün. Bu kriterleri geçtikten sonra ürünün kendisi satıyor mu, yani markanın kendisi satıyor mu ya da Amazon satıyor mu bu ürünü, ona bakmamız lazım. Aşağı inip New 13 From'a tıklayıp buradan bakabilirsiniz. Bakın zaten kerahsızın kendisi yok. Amazon da satmıyor. Yani Ships from Amazon olabilir ama Soğuk Bay Amazon olamaz. Varsa eğer zaten girmemenizi öneririm. Amazon bütün buybox'ı alıyor. Ürün şu an bütün kriterleri geçiyor. Şu an ürünün kar marjı da güzel ise ürünü hızlı bir şekilde alıp satışını gerçekleştirebiliriz. Ürüne bakalım. Türkiye'de ne kadar satılıyor? Kerasis disiplin keratinden hemen bir Türkçesini çevirip Google'da aratalım. Yani parakende fiyatını bulalım hiç olmazsa. Parakende de karlıysa zaten toptan da her türlü ürün karlıdır. Şuradan bakalım. $369 satan da var. Bu farklı bir ürün. Ama şu birebir aynı olarak görünüyor. Yani bu ürünü siz aşağı inip web siteden, iletişim kısmından tedarikçiyle görüştüğünüz sürece bu üründen 10-20-30 tane alacağınızı söylerseniz size illaki bir 400 TL'ye 350 TL'ye kadar bir indirim sağlayacaktır. Bu üründe biz 400 TL'den aldığımızı varsayarsak bize 23 dolarlık bir ürün maliyeti var. Aşağı indik, 23 dolar artı bir de kargosu var bu ürünün. Kargosunu nasıl hesaplarız? Ürün eğer ağırsa bu altta gördüğünüz paket weight'i kilograma çevirip ürünün kaç kilo olduğunu anlayıp 7 ile çarpabiliriz. Yani şu an biz 1 kilo ürünü Amazon Amerika deposuna 7 dolara gönderiyoruz. Tabii ki bu yani 2 koliden sonra 40 kilo üstü 7 dolar fiyat alabiliyoruz. Ürünler ağırsa bunu LBKG'ye çevirip 1 ile çarpıp ürünün kargo maliyetini bulabilirsiniz. Ama çok hafif bir ürünse bu ürün gibi, bu ürünler boyuttan gider. Boyuttan nasıl gider, yani nasıl hesaplarız? Ürünü alıp tek tek bakarsınız. Yani bir koli aldığınızı düşünün. 40'ı kapmıştık. Bu kolinin içerisinde kaç adet bu üründen sığıyor? Varsayalım 100 tane sığdırdık bu üründen, kremden. Kargo şirketiyle görüştük. Bizim dedik ki 40'lık 60'lık bir kolimiz var. İşte boyutu bu, kilosu bu. Ne kadara gönderirsiniz? Onlar dedi ki 150 dolara biz bunu Amazon Amerika deposuna göndeririz. İçine de 100 tane ürün koyduk. Yani 150 bölü 100'den ürün başı maliyet 1,5 dolara geldi. Kargo maliyeti. En iyi ve detaylı analiz bu şekilde anlaşılır. 1,5 dolar ürün maliyeti. Pardon, 23 dolar ürün maliyeti, 1,5 da kargoysa 24,5'tan bize 18.10 dolarlık bir net kar kalır. Tabii ki bu üründe şu an FBA satıcılar buybox'a almamış. Onlar geldiği zaman fiyat biraz daha düşecektir. Şuradan da bakalım. Ürünün fiyatı nasıl bir değişkenlik sağlamış son 90 günde. 40 dolara satılmış, 60 dolara da çıkmış. 46. Yani ortalama yine bir 50 dolardan satabileceğiniz, yani 49-50 dolardan satabileceğiniz bir ürün. 49 dolardan hesaplasak yine %50'nin üstünde bir kar marjı var. Yani çok güzel bir ürün şu an. Bir de bunu Kipa'dan da bakabiliriz. Biraz analizini yapabiliriz. Burada bakmamız gereken ürünün sales rank, yani BSR'si kaç binde, diğer satıcılar ne kadar satmış daha önce. Tek tek buradan analiz edip bakabiliriz. Burada zaten yazıyor FBA satıcılar. FBM satıcıları da seçebilirsiniz. Buybox kaçta olmuş? Yani ne fiyat vermişler? Buybox kaçtan yakalamışlar? Mesela
Şu an neyden? 62 dolardan Buybox yakalanmış. FBA fiyatı 58.99 olmasına rağmen 58.99'dan da fiyattan da Buybox yakalanmış. Ama ben burada genellikle data kısmından Buybox Statistics kısmını kullanıyorum. Çünkü burada Buybox dağınık bir şekilde bölünmüş mü? Bazı ürünlerde sadece bir mağazaya Buybox'ı veriyor Amazon. Yani onun daha fazla stok göndermesi veya markayla bir anlaşması olduğu için Buybox'ın çoğunu o alıyor. Genellikle bu Amazon'da oluyor zaten. Amazon her liste değilse %95'ini Amazon alır Buybox'ın. %5'ini sadece satıcılara dağıtır. Ama bu üründe gördüğünüz gibi %29, %26, 12, 7 gibi Buybox bayağı bir dağılmış. Yani bu ürün rahatlıkla girebileceğiniz bir ürün. Buybox dağılımı var. Ürün karlı bir ürün. İşte satış adeti güzel. Satıcılar arasında Amazon ya da markanın kendisi yok. Başka bir kriter aklıma gelmiyor ama bunlar bence yeterlidir ilk etapta. Tabii ki ilk kolinizi, ilk kargonuzu gönderirken hiçbir şekilde üründen gidip de 15-20 adet, pardon 50-60 adet değil de her üründen 10-15 veya 20 adet maksimum göndermenizi ben öneriyorum. Nedeni ise ürünler kendi markamız değil. Hani ne olacağını bilemeyiz. Biz bu ürünü sattık zamanında. Hala farklı ürünlerini de satıyoruz. Ama bizim başımıza bir şey gelmedi. Sizin başınıza bir şey gelebilir. Mağazada bir sıkıntı olabilir. O yüzden ilk etapta 10-15 adet satıp ürün satıldıkça stoğu tamamlamanız. Yani 15 adet satıldı, önümüzdeki ay 30 adet gönderirsiniz. Diğer ay 40 adet gönderirsiniz. Bu şekilde ilerlemenizi ben tavsiye ediyorum. Özellikle az stok çok marka göndermenizi öneriyorum. Yani sadece Kerasis değil de hani diyorum Nux gibi, Aveda gibi farklı kozmetik markaları ya da Avon gibi, başka aklıma gelen şu an yok ama farklı farklı markaları bulup hepsinden azar adetle bir kolyeye yerleştirip gönderip bir denemenizi, bir başlamanızı istiyorum. Zaten ürün satıldıkça siz ürünü yeniden temin edip daha fazla stoklarla gönderip satışlarınızı hızlandıracaksınız. Yani ürün analizi detayı, benim aklıma gelenler bunlar. Fiyatları da gösterdik. Başka bir şey yok. Yine sizin aklınıza takılan sorular olursa ya da anlatmamızı istediğiniz bir şey olursa yorumlara mesaj atabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.